sanat, estetiğin insanlara neşe veren, sevinç veren her şeyin yasak olması. İnsanları sıkan her şeyin de hakim olması. Mesela sular akmıyor, etraf bakımsız, kirli, binalar hoşaf gibi, insanların yüzü kirli, insanlar bitap, insanlar ümitsiz. Güzel insana rastlamak çok zor. Bir sanat eserine rastlamak çok zor. Bir yeşilliğe, güzelliğe, böyle bir ağaçlı, hoş bir yere rastlamak çok zor. Şehre bakanın içi kararıyor. İnsanlara bakanların içi kararıyor. Konuşmalara bakanların içi kararıyor. Tanklara bakanların içi kararıyor. Ama hakikaten orada genç, güzel kızlar olsa, genç delikanlılar olsa, neşeli, temiz bir görünüm olsa, müzik olsa, geleceğe ait güzel vaatler olsa, her yerin yeşillendirileceği, her yerin tertemiz olacağı, güzel olacağı, suların akacağı, barışın geleceği, her fikre, her düşünceye saygı duyulacağı açıklanmış olsa, adamların kalbindeki o sıkıntı hali, o kalpteki ızdırap ve kasılma kalkar. Kalktığında bir ferahlık duyar ve sevgi duyar. Yani lideri sevmesi lazım insanların. Sevmesi için de insanların o sevgiyi elde edecek delilleri bulması lazım. Mesela insan sevdiğine daha çok sevmesi için neler yapıyor? Mesela iltifat ediyor, gönlünü alıyor, küçük hediyeler veriyor, onun karşısına bakımlı çıkıyor, değil mi? Evi güzelleştiriyor, çevresini güzel, güzel yiyecekler sunuyor. O da onu daha çok seviyor o zaman. İnsanın fiili uygulamasında bu olduğuna göre, topluma bu fiili uygulama yapıldığında da toplum seni sever. Sevdiğimi de toplumdaki sıkıntı kalkar, acı kalkar, ümitsizlik kalkar, yakıp yıkma hırsı kalkar, sinirlilik ve öfke kalkacağı için toplumda da ayaklanma ruhu, sadistlik ruhu, öldürme, asma, kesme ruhu da ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla anlatılanlar tam anlamıyla doğru. Evet dedim hocam. İnşallah hocam. Hocam İsmailiye Temiz Mahkemesi geçen hafta Natrum Vadisi Hapishanesi'ndeki ihvan liderlerinin 25 Ocak devrimi sırasında Hamas hareketiyle uydu üzerinden bağlantı kurularak kaçırılması davasını yeniden görülmesi için başsavcılığa sevk etmişti. Bu davada... Kardeşim bu tip olaylarda suç bulunur zaten, o konu onlar için sorun olmaz. Şimdi Mursi'ye vatan haininden tut bilmem neden çık, Adnan Menderes'te nasıl oldu, adamlar hemen bulurlar konu. Yani hatta 3-5 kişi bir yere gelir, şahit olur, ya der bana şunu dedi, şunu yaptı, işte şöyle hainlik yap dedi, bana şu kadar para verdi şu hainliği yapmak için diye, ona benzer. Zaten devlet onu oluşturur, yani devlet için bu sorun değildir. Yani bir insanı derin devlete ezmek isterse onun organize edilmesi yani çok da vakit almaz. Hatta çok beceriksizce, aptalca da yapıyorlar. Ama yapıyorlar. Yani çok alenen oluyor. Evet. Zannediyorum ki bu işler çok karışık işler. Halbuki hiç karışık değil. Mesela en öfkeli bir insanı bile sakinleştirmek mümkün oluyor sevgiyle, nezaketle. Bir toplumda sinirli ve öfkeli ise çok güzel yatıştırılabilir ama bağırarak, çağırarak, kabadayılık yaparak, kepazelik çıkararak, tehdit ederek, bağnazlıkla toplumu yatıştırmak mümkün olmaz. Toplum iyice gerilir, iyice hasta edersin. Kendi taraftarlarını da hasta edersin. Sonunda bela gelir kapıya dayanır. Sonra da ucuz kahramanlık yapmaya kalkmak da münasebetsizlik olur. Yani hem belayı sonuna kadar kaşı, ondan sonra da ucuz kahraman ol. Tabii. Sen kahraman olman için hakikaten elinden geleni yaparsın, en iyisini yaparsın. Buna rağmen haksızlığa uğrarsan, o zaman hakikaten büyük adamsın.